Ama bugün itibariyle hayatımın kökten değişeceğine inanıyorum. O gün bugün. Şu an buradalar mı? Artık yok. Giremediler mi stüdyoya? Buraya gelirken yanınızdalar mıydı? Nerede bıraktılar sizi takibi? İçeride oturduğum koltukta. Orada sonlandırdık. Ben bundan sonra sadece ışığa hizmet edeceğim. Zaten öyleydim ama artık anlaşmaya imza atıyorum. Hey Rabbim, duy sesimi. Hocam, yaşanılan şeylerin delilleri, yani hani asal olarak tanışan ülkeler arası, kıtalar arası iki insan, bir olay, muazzam bir olay değil mi bu? Ulaşamayacağım diye ödüm koptu. Ha, biz ulaşalım. Şu anda içimde inanılmaz derecede bir sevinç var. Ama öyle bir tövbe edersin, öyle bir duruş sergilersin. Her türlü bedeli ödemeye razıyım. Umurumda değil, tırnak içinde diyorum. Allah'ım gönder gelsin. Ben bu duruşu sonuna kadar göstereceğim. Onu kabul eder. Arkadaşlar, 3-4-5 Mayıs'ta Uyanış Festivali Etiler Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Geçen sene yapmıştık, çok güzel olmuştu. Bu sene de devam ediyoruz. 4 Mayıs günü Uyanış Festivali'nde bir konuyla tekrar birlikte olacağım. Harika bir organizasyonla Uyanış Festivali'nde 5 Mayıs ben de varım. 3-4-5 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Etiler'de yapılacak olan Uyanış Festivali'nde bu yıl ben de varım. Allah nasip ederse 4 Mayıs'ta Uyanış Fest'te olacağım. Bu davete icabet etmek, semavattan arzu olan bütün gönüllerin aslında uyanışına vesile olmak için çabaladığımız bir sürecin en önemli ayaklarından bir tanesi. Ben 3 Mayıs'ta Uyanış Festivali Mustafa Kemal Kültür Merkezi Etiler'deyim. Harika bir konuşma hazırlıyorum sizler için ve sorularınızı yanıtlayacağım. And I'm extremely excited to say that I am coming to Turkey. Bütün detay uyanışfest.com'da. Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümünden herkese sevgiler. Ben İlkay Buharalı, kıymetli kozmik mühendis ama aynı zamanda dünya boyutunda da çift mühendisliği olan Yücel Balkancı hocamla birlikte Anlatmak Zamanı'nı hazırlıyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var, Mehtap Halaç. Yaşadıklarını anlatacak. Çocukluğumdan beri 5. boyut varlıklarla beraberim diyor. Ne o varlıklar, daha neler yaşadı, hepsini soracağım ama önce Yüce Hocam, yine sizinle bir başlamak istiyorum. Tabii ki. Her geçen bölümde hem şeyi görüyorum, size ulaşmak isteyen kişilerin ne kadar yoğunlaştığını, hem programla ne kadar özdeşleştiklerini görüyorum. Gerçi Anlatmak Zamanı ilk gününden beri güzel niyetlerle yolda, o yolculuğu güzel geçiriyor olmak benim için çok büyük bir keyif. Size nasıl yansıyor? Sizin burada hisleriniz ya, neler? Burada kısmi bir yoruluyoruz. Sonra hani buranın bana kattığı çok daha fazla yüksek enerjiyi ben hayatıma yayıyorum. Yani ben buradan aslında enerjiyi depoluyorum, öyle gidiyorum evime. Yani müthiş. Geri dönüşler motive edici, kalıcı olarak motive edici bir de. Anlık bir hazdan bahsetmiyorum yani. Bir de şu var. Mesela size çok ulaşmak isteyenler var. Aslında buradan alabileceklerini almaya gayret gösterip o çabayı içeriden çıkarsalar çok kıymetli değil mi? Hani şimdi Yüce Hoca ah bir beni görse, bir yaşadıklarımı anlasa diyen dolu insan var. Lakin herkese yetişmeniz mümkün değil tabii. Aynen öyle. Zaten hedefim de o yani. O. Şimdi anlatmak zamanı iki program yaptı ve bitti değil ki. Her hafta bir şeyler anlatıyoruz. Ve aslında biraz da seçim yaparken ona da hassasiyet gösteriyorum. Çünkü yaşanmışlıklar üstünden bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Yani ek olarak hani bir de anlama zamanı diyoruz aslında anlatmak zamanına. Anlama zamanına göre hani ben şimdi hep yeni bir şeyler anlatmaya ve öğretmeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla hani her şeyde %100 biliyorum demiyorum. Öyle bir iddiamız yok. Ama ortaya koyduğumuz şeyleri bütüncül olarak, komple bir paket olarak hep ilerleyen bir ders gibi izlerlerse, yani kimi programda iki kez, üç kez de izleyebilirler. İnanın o rafine bilgiye ulaşacaklar. Yani hani kitap okursun, bir özet çıkarırsın, lazım olan iki sayfada biter. Onun gibi düşünün. Biz şimdi hani biz burada bir cümle ediyoruz. Aslında orada yıllarca yaşanmışlık var ve varılan sonuç yani. Direkt hani Einstein yıllarca çalışıyor, sonucu verdim. E=mc². Bu mu? Bu kadar mı? Evet, bu 20 yıllık çalışma. Onun gibi düşünün yani. Biz burada sentez söylediğimizde anlaşılır ve hayatında yansımasını görebilir veya uygulamasını yapabilir şekliyle bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz.
Ha, bize ulaşmayın demiyoruz. Ama hani kocaman bir kitleden bahsettiğimiz için tek başımıza ne kadar ulaşabiliriz? Niyetimiz de herkese bu bilgileri ulaştırmak. Bu bilgiler daha da çok lazım olacak. Şimdi aslında yakın geçmişine baktığında kişi, çocukluğuna baktığında bu konular hiç konuşulmuyordu. Şimdi konuşulmaya başlandı. Şimdi insanlar sadece ben değil yani cesaret bulup bu konuları ortaya koymaya başladı. Tabii. Yaşayanlar hiç anlatamıyordu. Şimdi anlatmaya başladı. Ama öyle bir evrim geçiriyor ki süreç. Bu konular artık günlük hayatın vazgeçilmez parçaları, yani konuşulmama şansı olan konular haline gelmeye başladı. O yüzden biz vaktinde hani sepetimizi dolduruyoruz. Takip edenler de vaktinde hazırlığını yapmış oluyor. Akşamdan sabaha bilgiyi sentezleyemezsin. Sindirme zamanı var yani. Yani yemeği yedin de bir de sindirmen gerekiyor. O şekilde algılarını, reseptörlerini açman gerekiyor. Tecrübe etmen gerekiyor. Yani anlatmak zamanı bu anlamda bence öncülük yapıyor. Öncülük yapıyor. Bence takip edenler yani bir tecrübeleri dinliyorlar, güzel bir program izliyorlar ama bir yandan da hani kalemimi, kağıdımı aldım, eğitimdeyim. Bugünkü ders başladı gibi izlerlerse orta ve uzun vadede inanın ne iyi yapmışız diyecekler. Emin olun. Gittikçe daha da ihtiyaç olacak. Benim anlatmak zamanıyla ilgili hissim, ya ben öyle yetenekleri olan biri değilim ama hep eğer zor zamanlar geliyorsa anlatmak zamanla bu yolculukta esas ihtiyaç var. İlerleyen süreçte esas ihtiyaç olacak. İnsanların anlatmaya, anlaşılmaya, bizlerin de anlamaya ihtiyacı var. Yani böyle bir duygu içindeyim başından beri. Bilgi güçtür İlkay Hanım. Evet. Bilgi güçtür. Bir şey yaşadım, ne yaşadım? Hiçbir fikrim yoksa ben ne yapacağım? Sadece korkabilirim. Başka hiçbir şey yapamam. Ki korku bizi aşağı düşüren, anlatmak zamanı ilk bölümünde size anlatmıştınız. Evet. Orada tutmaya çalışan en büyük tehlike, en büyük tuzak. Karanlık tarafın elindeki en güçlü silah değil, tek silah. Bir şeyler yapıyor, seni korkutuyor. Frekansın düşüyor. O düşük frekansın dünyasında yaşamaya başlıyorsun. Orada ne uyanmışsın, ne hiç. Hiç. O frekansta sadece hayatta kalmaya çalışabilirsin. Bireyselleşirsin. Takım da olamazsın. Uyanmakla ilgili de bir konuyu gündemine alamazsın. O yüzden karanlık taraf gücü sana yetmiyor ki. En çıkabildiği yer 11. boyut. Sen daha yukarılardan gelmişsin. Işığınla onu ezersin. Ama öyle bir ikna etmişler ki uzun zaman üstüne burayı öyle bir sindirmişler. Her yere ele geçirmişler. Bütün katman katman. Hani bilgi arayışında bile hep tökezliyorsun yani. Ulaşamıyorsun bilgiye. Ve bütün kitleler aynı anda hani çoğunluk anlamında uyuduğunda, kafanı da kaldırdığında evet ya böyle 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 diyorsun. O böyleler aslında seni küçücük bir varlık, ezik, hep korkması gereken, hep korunması gereken, hep işte yani hayatta kalması gereken bir varlık kavramına inandırmış. Ama biz burada ne yapıyoruz? Yok kardeşim sen o değilsin. Başka bir şeysin. Başka bir şey hemen söyleyemiyoruz veya söylemiyoruz. Ama şimdilik şunu bil, sen bu değilsin. Önce şu zinciri kır. Sonra neye evrileceksen evrileceksin. Biz ne dedik? Aynı yerdeyiz. Ama aynı yerden değiliz. Kim olduğunun şu an önemi yok. Ama şu an önemli olan sen bu değilsin. Burası da düşündüğün yer değil. Net. İlk etapta bunu algılamaları lazım. O ilk zinciri kırdığında, ilk hareket başladığında, bakın bir metafor var. Şimdi hani kutuplarda Eskimo'lar, o büyük kızakları kurtlara çektirirler ya. Aha. Diyelim 12 tane kurt böyle donmuş bir kızağa, hani yerde bir olmuş bir kızağa çekmeye başlayacak. Diyelim 100 birim enerjisi var değil mi? Hı hı. 12 tane kurtun toplam 100 birim enerjisi var. 50'si neye harcıyor biliyor musun? Yani bütün enerjisinin yarısını ilk hareketi yapmaya. O kızağı buzdan kırıp ilk hareketi yaptırmaya enerjisinin yarısını harcıyor. Diğer yarısıyla 50 kilometre gidiyor. 100 kilometre gidiyor. O ilk zinciri kır. Sonra kendiliğinden gelecek. Sen güdümlü füze gibi zaten uyanışa otomatik yöneliyorsun. Uçan balon gibi o yuvaya kendiliğinden yükseliyorsun. Hiçbir şey yapmasan yükseliyorsun. Ama şu bağlarını bir kopart kardeşim. Kapitalizmin sana inandırdığı geçici dünya hayatında neyi korumaya çalışıyorsun? Öleceksin. Hepsi gidecek. Neyi koruyabilirsin? Hiç mi akletmezsiniz? Kur'an 1000 tane ayette diyor. Hiç mi akletmezsin? Pausa bas kardeşim. Bir bekle. Bir dakika ya. Bunun sonu var. Sonu olan bir şeyde
Herhangi bir şeyi ne kadar ciddiye alabilirsin? Sonu var. Sıfırla çarpacağın garanti. O zaman sıfırla çarptığında sonucu sıfır olmayanın peşinde ol. Başka bir şeyin peşinde olduğun için buraya geldin. Onu sıfırla çarpsan da değeri azalmıyor. Onu algılamaya çalış. Olay bu. Yapmaya çalıştığımız bu. Hadi algılamaya çalışalım. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Sonra başlıyorum. Şimdi programı izleyen izleyiciler de başından beri anlatmak zamanında şöyle bir algı oluyor. Zaman zaman da bunu hatırlatacağım. Zaman zaman yine size soracağım izleyiciyi hatırlatmak için. Ya ben özel değil miyim? Oraya çıkanlar özel de görevli de ben sıradan mıyım? Peki ben niye değilim? Ben niye bunları yaşamıyorum gibi soruları oluyor insanların. Ne cevap verirsiniz onlara? Cevabım şudur. Bir şeyin rahatsızlığını duyduğunda harekete geçersin. Sen bu soruyu soruyorsan özelsin zaten. Hmm. Ben özel değil miyim diye soruyorsan bunun rahatsızlığını duyuyorsun belli ki. Demek içsel olarak onu hissediyorsun. Sen bu değilsin. İlk zinciri kırmaya çalışıyorsun zaten sen. Doğru yoldasın. Kendini deşifre ediyorsun. Onun cevabını sen kendin vermişsin. Sen onun zaten özel olmadığını kabul etmiş olsan onu sormazsın. Ya özel olmayan bir varlık var mı ki Yüce Hocam? Bana göre de böyle yani. Böyle bana göre özel olmayan var mı? Açmayın bana. Sadece ben konuşurum. Böyle başlık açmayın bana. Açtırma kutuyu. Ya açtırma şimdi. Konumuzu konuşturalım. Yani özel olmama ihtimalin var mı? Yok ki. Yok. Yok yani. Net. Bakalım hangi özel konuğu yakından tanıyacağız. Arkadaşlar bu arada güzel bir haber size vermek istiyoruz. 3-4-5 Mayıs'ta Uyanış Festivali'nde yüz yüze buluşacağız sizlerle. Ben 3 gün boyunca moderasyonu üstleneceğim. Yücel Hocam'la birlikte açacağız. Bir söyleşiniz olacak, size sorular sorabilecekler. Bir canlı anlatmak zamanı çekeceğiz Uyanış Festivali'nde. Evet. Heyecanlıyız bir araya geleceğimiz için değil mi hocam? Evet, heyecanlıyız. Geçen sene hani deneyimledik, tadını aldık. Çok da güzeldi. Bu sene bence hani çıtayı biraz daha çıkartacağımızı da düşünüyorum. Ben şahsen 3 gün oradayım. Hem anlatım olacak hem bir seans gibi hani bir çalışmamız olacak. Toplu atölye çalışması gibi bir şey. Orada bence gelenlerin nasibi olacaktır. Aynı zamanda da canlı canlı anlatma zamanını orada çekeceğiz. Merak ediyorum nasıl bir tecrübe olacak. Ay, o ortamda. Ay evet, neler yani olacak acaba? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Tüm detaylar uyanışfest.com'da. Hepinizi bekliyoruz. Mehtap Alaç. İki kızınız var. 49 yaşındasınız. Almanya'da doğmuşsunuz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Bu çocukluğumdan beri 5. boyut varlıklarla beraberim. Evet. Nedir? Nereden biliyorsunuz onların 5. boyut varlık olduğunu? O varlıklar nasıl? Ne yaşıyorsunuz çocukluğunuzdan beri? Şimdi çocukluğumdan beri yaşıyorum ama ben onlarla birlikte doğduğuma inanıyorum. Çünkü ben de küçüktüm. Onlar da küçüktü. Yani gece gelip beni uyandırıyorlardı. Belden aşağısı olmayan, havada dönen çocuklar. Hadi gel oyun oynayalım diye. Çoğu kez uyku sersemi ranzadan düşüyordum. Ya da yüzü çok korkunç olan, yani hiçbir korku filminde ben öyle bir yüz görmedim. Gelip benimle konuşmaya çalışıyorlardı. Şimdiki aklımdan düşünüyorum, bu da karanlık taraf olsa gerek. Yani güzel olanı da vardı, karanlık olanı da vardı. Dolayısıyla ben onlara çok alışkınım. Çünkü daha okula gitmiyordum Almanya'da, onlarla birlikteydim. Oyun olsun diye kız kardeşimin yatağını sallardım. Ben dokunarak değil. Yani. Ha, o varlıkları kullanarak. Hı-hı, evet. Ne diyordunuz? Hadi kardeşimin yatağını salla. Kız kardeşimin adını söylüyordum. Onlar sallayın. Da hisseder miydi? Yani bir fiziki tezahür tabii oluyordu ki, yani. Tabii ki. Ama ailemi nedense inandıramadım. Yani işte beni doktorlara götürdüler. İşte çocuğumuz niye korkuyor? İşte beyninde ne kuruyor? Bu süreç kaç yaşlarında oldu mesela? Hani doktorlara götürme, hani o müdahale etme anlamında kaç? İşte birinci sınıf, üçüncü sınıf arası Almanya'da gittik. Mesela birinci sınıfa gidiyordum. Allah'ı gördüm rüyamda. Ama böyle bir dağın tepesindeyim, yemyeşil. Çember şekli, halka halinde bulut aşağıya iniyor, Allah'mış. Ben içerisindeyim ve orada yüzü dalgalanan bir dede var. Net göremedim yüzünü. Ve bana böyle
parmaklarımdan bir şeyler ezberlettiler. Sabahına ben bunu anneme söylediğim zaman işte bir şeyden etkilenmiştir. Allah görülmez. Yok öyle bir şey dendi. Yani ben hayatım boyunca hep kendimi bu manada çevremde yalnız hissettim. Çünkü görüyorum, gördüğümü anlatıyorum. Kimisi inanmıyor. Ne oldu? Yaşım büyümeye başladıkça işte bu sefer de kızlarıma çok kızdığım zaman gece yatakları sallanırdı. Sabah koşa koşa gelirlerdi. Anne çok özür dilerim. Sallanmasın yatak artık. Yani bir yanlarına noktada, gitmeden, yatağa itmeden sallamak lazım. Tabii ki odalarımız ayrı, kapılarımız kapalı. Şimdi detayları konuşacağız. Notların arasında var. Diyor ki benim rahatsız olduğum tek şey sinirlenince karşı tarafa zarar verebilecek noktaya gidiyor enerjim. O ne demek? Detaylarını anlatacağım. O yatak hikayesi bana onu hatırlattı. Şimdi çocukken gördüğünüz o varlıklar belden yukarısı olmayan, hayaletimsi. Belden aşağısı. Belden aşağısı olmayan. Hayaletimsi. Çok fazla sayıda mı? Yani sürekli sizi ziyaret eder haldeler miydi? Yoksa yani hep aynı 3 tane varlık mı? 3 tane geliyordu, 2 tane geliyordu. Ya da yanımda bir tane yürüyordu. Sürekli yanınızda. Evet evet. Bazen varlardı. De korkunç bir çehrede geliyorlardı. Evet. Bu kaç yaşına kadar sürdü? Hala devam ediyor mu? Devam hala. Ediyorum. Büyüdü mü onlar da peki? Onlar da büyüdü ve onlar eskisi kadar masum değiller. Daha tehlikeliler. Ve sizin neler? Benim neler? Mesela dün gece evde tek başınaydım. Eşim görevdeydi. Bütün bir gece kulağımda çığlıklar, yatağımın sallanması. Yeter dedim. Ama artık şöyle bir şey var. Bir dönem çok korktum. Doktorlara gittim. Sonrasında korkmamayı tercih ettim. Dedim yani artık onlarla zaman zaman konuşayım. Tamam diyorum yani niye korkutuyorsunuz, ne istiyorsunuz? Alıştım herhalde artık zaman içerisinde. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Ama bugün itibariyle hayatımın kökten değişeceğine inanıyorum. O gün bugün. Direkt konuşabiliyor muydunuz peki o varlıklarla? Sizinle konuştuğum gibi değil. Ben onun zihnini okuyabildiğim gibi o da benim zihnimi okuyabiliyordu. Şu an buradalar mı? Dı artık yok. Giremediler mi stüdyoya? Yok, burada yoklar. Buraya gelirken yanınızdalar mıydı? Nerede bıraktılar sizi takibi? İçeride oturduğum koltukta. Orada sonlandırdık. Yani düşüncem şu ki bugün hayatımda bir dönüm noktası olacak. Ve bugünden itibaren bir daha onlarla karşılaşmayacağım. Yüce Hocam, yani ben top sizde, yani benim hiç bir şey diyecek durumum yok şu an. Şöyle, çok çok güçlü, yani ekstra güçlü psişik altyapısı var konuğumuzun. Ve hani kısmen de kontrol edemiyor yani hani çocukluğundan itibaren. Hani bir metafor düşünün. Elinde hani bir silah olsun ama hani onu iyiye de kullanabildiğin, kötüye de kullan. Hani bağladığını düşün ama hani nasıl kullandığını da bilmiyorsun. Böyle her tarafı taradığını düşün yani. Hani bazen sinirlendiğinde, nabız yükseldiğinde yetenekler artar. Yetenekler artabilir. Zarar verebildiğini düşünüyor. Ama psişik yeteneklerin tek bir başlığı yok. Ne demek istiyorum? Zaten aynı ortamda daha farklı bir frekansta yaşayan bir ırktan bahsediyoruz yani 3-5 tane varlıktan değil, o ırk komple yani görebiliyor. Ne o ırk? Yani gene cinsi varlıklar, yani ateşten yaratılmış. İyisi var, kötüsü var ama hani onlar da benimle beraber doğdular, aynı döneme, yetişme dönemimiz diyor ya. Her varlık sonuçta kaynaktan yaratılır ve hani çoğunlukla iyidiler. Hani tek tük gene hani negatif algıladığı tecrübelerden bahsediyor ama sonra çok değiştiler diyor büyüdükçe. Şimdi belli ırklar karakter olarak karanlık tarafa daha meyillidir. Tamam, özgür irade hep vardır ama hani ne diyoruz? Reptilyanlardan bahsediyoruz. Otomatikmen çoğunlukla kötü biliyoruz ama iyisi de var, değil mi? Anunnakiler bizim için şimdi hani rakip konumunda ama Anunnakilere isyan edip ışık tarafına geçenler de var. Gördüğü hani o cinsi yani ateşten yaratılmış ırklar, varlıklar ırk olarak hani negatife daha meyilli olduğu için
Sonrasında tabii etkileşim alanı da var. Rahatsız etmişler, saygıları yok. Hani tırnak içinde diyorum, hani gıcık veriyorsam da veriyorum. Ama %100 bir zarar vermemişler belli ki. Sonuçta hani verseler de verirler yok, yani. Yok hayır, bana bir zararları olmadı. Yok, ama etrafıma, onların üzerinden en basit örnek, küçük kızım tırnak uzatmayı sever. Ben uzun tırnaktan hoşlanmam. Çabalarla uzatır tırnağını, manikürünü yaptırır, bakımını yaptırır. Gelir, kızım tırnağını kes. Anne lütfen, kızım tırnağını kes. Peki diyorum, sen bilirsin, kırılacak nasıl olsa. Mutfaktan çıkıyor, odasına gidiyor. 5 dakika içinde manasız bir şekilde masada dersini çalışırken çat diye o tırnaklar kırılıyor. En kesmesi gibi atıyorum şuradan. Anne ne yaptın gene diyor, gitti tırnaklarım. Yavrum ben sana uzatma demiştim. Yani bu, ben özellikle mutfaktan onun odasına gelip de, ama biliyorum. Olacağını, yapacağınızı da biliyorsunuz yani. Tabii bunu. Ki. O varlıkları mı kullanıyorsunuz acaba? Onlar mı yapıyorlar? Siz ben, mi yapıyorsunuz? Her daim yanımda olduklarını biliyordum o dönem. Dolayısıyla onların enteresan bir şekilde beni kırmıyorlar. Beni kırmıyorlar. Bakın bu işin kötüsü, işin iyi tarafı da var. Ben hayatta parasız kalmam. Asla parasız kalmam. Hayatta en parasız kaldığım bir gün oldu. Kızlarıma demiştim, yani örnek vereyim, 50 lira. Beni 2 gün idare edecek, 3. günü bana para gelecek ama o günü kuruş param yok. Bekleyin dedim ya, bekleyin gelecek. O hayatımda tek gündür. Kızlarımdan gene mutfakta oturuyoruz, sohbet falan. Odama gittim, yastığımın üzerinde ütüyle ütülenmiş bir 50 lira beni bekliyordu. Geçen ay yolda yürüyorum. Aklıma bir şey geldi. Ay dedim, 100 lira olsaydı şöyle şöyle yapardım derken okulun bahçesindeyim. Yuvarlana 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 100 lira geldi ayakkabımın ucuna. Bana para gelir. Bu da işin güzel kısmı. Ha, çok paralardan bahsetmiyorum. Ama ihtiyacınız olan, hani o günü size geçirecek olan o şey geliyor. O varlıklar getiriyor olabilir mi? Fiziksel. Tabii ki onlar getiriyor. Duyuyorlar. Yani eşimden aynı merdiveni kullanıyoruz. Aynı basamaktan yan yana iniyoruz. Sana diyorum çay ısmarlayayım. Olur diyor. Aa diyorum, ayağımın altında 50 liranın üstüne basmışım. Birisi 50 lira düşürmüş. Kimin bu para, kimin bu para? Paranın sahibi çıkmıyor. Yani bu o güzel tarafları. Tırnak mesela kırılmasının dışında daha ciddi, tehlikeli zararlar verdiğiniz oldu mu? İstemeden. Ne oldu? En kötüsü ne oldu? En kötüsü ne oldu? Eşim arabasını arızadan işte dolayı tamire verdi. Tamirden çıktı, bayağı bir sanayide kaldı. Çıktı, hadi gel dedi, test edelim arabayı. Arabaya bindik. Dolaşıyoruz. Ben onu yanlış anlamışım. Ve gereksiz yere çok öfkelendim. Çok öfkelendim. Durdurdu arabayı, kapıyı çarptım ki sıfıra yakın araba. Hiçbir sıkıntısı yok. Ciddi de bir para ödedik. O hareket etti. 15 metre sonra köşeye dönerken bir anda motordan dumanlar çıkmaya başladı. Dedim. Biliyor muydunuz arabadan inerken? O araban şimdi bu patlasın arabada dedim. Patlasın dediniz. Dedim. Sonra tövbe, tövbe, onu tövbe, söylediğinizde tövbe, bir şey olacağını hissettim. Biliyordum, biliyordum. Biliyorum zaten diyor, yani net bir şekilde. Tırnak kesilecek, biliyorum. Araba patlayacak, biliyorum. Çok ciddi bir yetenek, aslında güç yani, değil mi? Yaratım gücü var. Yaratım gücü var ama tabii insan şunu merak ediyor. Gücünün bir kısmını, en azından bu tarz kesitleri o varlıklardan alıyorsa, tamam, veya o, işte onlar duyuyor, gereğini yapıyor, komut vermese bile hani tırnak içinde bir çeşit arkadaşlık, ortaklık veya aşk, ne olursa olsun. Hı hı. Şimdiden sonra, bugünden sonra bir ayrışmadan bahsediyoruz. Acaba tekrar vuku bulacak mı? İnsan onu merak ediyor mesela. İnşallah bulmaz. Hı hı. Bugün itibariyle sonlandırdım yani. Bir saniye, bugün nasıl sonlandı Yüce Hocam? Siz gene bensiz
Konuklarla konuştunuz mu? Başka bir şeyden bahsettik. Yani konuşacağımız konulardan asla bahsetmedik. Protokolü siz çiğnemedik. Siz çalışma mı yaptınız? Ne oldu? Yani bugün ne oldu? Bugün niye dönüşüm? Bu arada bir şey itiraf edeyim. Yüce Hocam önce fotoğrafları istiyor. Konuklarla ilgili. Yüce Hocam eğer gereğinden fazla bilgi verirsem yönetmenimizden rica ederiz atar burayı. Tamam mı? O rahatlıkla söylüyorum. Sizin fotoğrafınız geldiğinde ben önce bir çalışma yapmam. Çoğu kişiye de yani şöyle arkadaşlar. Bir grubumuz var. Ben görüyorum. Müdahil değilim ama görüyorum. İşte atıyor arkadaşlar. Yüce Hoca bakıyor. Olmaz. Bu bizim protokollere uygun değil falan. Sizin bir protokolünüz var. Ondan sonra Mehtap Hanım için de doğru hatırlıyorum değil mi? Mehtap Hanım olur ama önce benim bir çalışmam lazım dediniz. Mesela bu ne çalıştınız? O varlıklardan ayırmak için miydi? Ya üzerine sinmiş negatif enerjiler vardı. Hem onu yoruyordu. Hem de burayı yani kısmen programı tehlikeye atabilecek bir şey. Ama potansiyel var. Işık potansiyel var ve ışık varlık ve hani anlatmaya değer şeyleri var. Orada kendisiyle de paylaşmıştım. Kısmen bir çalışma yapmıştım. Sonrasında burada geldi ama tabii burada da değişik bir tecrübe yaşadık yani. Yani anlatılanlarından bağımsız olarak bir tecrübe yaşadık. Evet, tabii ki ben burada bu arada tamamen takılıyorum size ve biliyorsunuz zaten. Yani isterseniz önce paylaşabilirsiniz ama benim anlatabileceğim bir şey değil. Yani benim anlatacağım bir şey değil. Siz paylaşırsanız, paylaşmak isterseniz. Arınma. Yani burada yaşadığınız tecrübe, evet. Tercihiniz, yaptığınız tercih vesaire. Tercih yapmamı tavsiye etti. Yani bundan hocam, bundan sonraki hayatımın benim açımdan ruhen ve bedenen daha kaliteli olması için. Çünkü ben de rahatsızım, yoruldum artık. Bir tercih yap, o varlıklarla evet, artık iletişimini kes ve bitir dedi. Evet, evet. Ve böyle bir yol ayrımı yaşadınız. Evet, evet. Beşinci boyutun varlığı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla. Artık arkadaşım değiller. Değiller. Peki onların beşinci boyutun varlıkları olduğunu nereden biliyorsunuz? Kendileri mi söylediler? Notlarda çok net ifade etmişsiniz, evet, onun için soruyorum. Kendileri mi söylediler? Küçükken boyut farklılıklarından bahsediyorlardı. Bana farklı bir yer gösteriyorlardı. Bunu çok gördüm ama gitmedim. Gel diyorlardı gel ama diyorlardı gitmediniz. Ve bana görünen herkes sen bizdensin diyerek cümleye başlıyor. Ha, buradan da ben şunu çıkarttım. Boyutları ben Theta Healing eğitimi aldım. Bu konuda bayağı ilerlettim. İyi ki de almışım. Boyutları öğrendim orada. Şimdi artık anlıyorum ki onlar beşinci boyut varlıklarıymış. Çünkü hepsi aydınlık varlıklar değil, karanlık varlıklar da çoğunluktaydı. Hı hı. Öyle mi beşinci boyut varlıkları olarak doğrular mısınız Yüce Hocam? Doğrularım. Buradan da hani bir öğreti yani atıf yapalım. Hani burada bir süreç yaşanıyor. Aha. Şöyle hani insan şimdi buraya unutarak geliyor. Unutarak geliyor. Karanlık tarafı da kötü bilmiyoruz ama hani rakip biliyoruz. Oyunun bu kesitinde hani ben ışığım, o karanlık, o benim rakibim gibi. Ve çok uzun zaman dilimlerinden bahsediyoruz yukarıda zamanın geçişiyle ilgili. Hı hı. Buradaki lineer zamana orantı kurduğunuzda çok uzun zamanlardan bahsediyoruz. Ve varlıklar hepsi kaynaktan gelmiş olsa bile ister meraktan, ister tecrübeye talip olmak veya farklı sebeplerle olabilir. Karanlık tecrübeler de yaşamak isteyebilir. Oraya da gireyim çıkayım, bunu da yaşayayım. Işık tarafının kıymetini bilmek için şu öbür tarafın nasıl bir tecrübe olduğunu deneyimleyeyim diyebilir. Bu da hakkı. Hakkı çünkü özgür irade yasası en baskın yasa. Bu zaman matriksinde, varlık aleminde sadece buradan bahsetmiyorum. En baskın yasa özgür irade yasası. Bir şeylerin bedeli varsa, sonucu varsa filmin sonunda açıklanacak. Hı hı. Ödüller, bedeller sonra dağıtılacak. Ama oyun oynanırken sen kendi bilinç seviyene ve tercihlerine göre bir kararlar alıyorsun. Ve bir anda kafana taş düşmüyor. Yani bir anda yıldırım çarpmıyor seni. O süreç öyle devam ediyor. Velhasıl hani özelden genele şunu diyebiliriz. Sen buraya geldiğinde sadece ışığa hizmet edebilirsin. Ama unutarak geliyorsun. Ama senin deşifre ettiğinde arka planında, geçmişinde
karanlık yuvalara da girip çıkmış olabilirsin. O bağlantıların da olabilir. Baskın yanan ışık olabilir. Yani her şey pırıl pırıl saf ışık ve saf karanlık olmak zorunda değil. Saf karanlık diye bir şey zaten yok. Hmm. Karanlığın içinde mutlaka ışık var. Hmm. Saf ışık olabilir. Hmm. Ama saf karanlık diye bir şey yok. Işığın içinde de karanlık olabilir. Ama saf karanlık diye bir şey yok. Bu her zaman son anda tövbesini edebilir. Hani o Firavun'a devamlı şans tanınıyor değil mi? Musa ilk gidiyor tebliğ ediyor. Bir anda iş bitmiyor. Devamlı gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Öyle hatta düşünün. Yüce Hocam tövbesini edebilir ve evet. öyle günahlarından kâr eder ki evet. herkesten daha evet. aydınlık bir varlık oluverir yani. Hiç aynen bilinmez. Öyle. Aynen öyle. Ebu Zer'i araştırmalarını tavsiye ederim izleyicilerin. Onun performans çıkışı yani çok örnekliktir. Velhasıl bakın önemli bir şey söyledi. O varlıklar dedi ki sen de bizdensin. Hı. Sen de bizdensin demişler. Yani evet. Şu an duyuyorum. Yani. Tamam. Sen de bizdensin. Bu şu demek oluyor. Yani arka planda hikayenin ne kadar eskiye dayanırsa dayansın bir yanında orada da bir temaşa var. Hmm. Orada da bir temaşa var. Ama pırıl pırıl bir insan. Kalben de yani içi de dışı da şu an tamamen ışığa hizmet ediyor. Duruşu da o. Ama hikayesi burada başlamamış ki. Burada devam ediyor. Ve bu devam ediş sırasında orada senin karanlık bir yanın varsa oradan o geçmişin seni burada takip edebilir. Ama kendisi ne yaptı? Bilsem de bilmesem de hepsini geride bırakıyorum. Ben bundan sonra sadece ışığa hizmet edeceğim. Zaten öyleydim ama artık anlaşmaya imza atıyorum. Hey Rabbim duy sesimi. Yani ve bunun gereğini yapmazsam bütün bedelleri ödemeye hazırım şeklinde. Yeni kalben bir anlaşma yaptı. Ve sonuçta bir anda etkisini gördü. Bağlantılar koptu. Bir anda etkisini gördü. Çünkü hareketi, duruşu, ışığa hizmet ediyor gibi olsa da eskiden onu takip eden şeyler, iplikler hala buradaydı. Hatırlamıyor çünkü hepsini. Ama şimdi ne dedi? Hatırlasam da hatırlamasam da rest. Bütün bağları koparıyorum. Sonucu ne olursa olsun bundan sonra Allah'ım sadece senin iradene iradene ve ışığa hizmet edeceğim. Bunun bir bedeli varsa hepsini ödemeye hazırım dedi. Bir duruş gösterdi. Ve hemen sonucunu aldı işte. Ben evet. şimdi o sonucunu aldı falan bilmiyordum yani şu anda öğreniyorum. Evet. İnanılmaz derecede rahatladım. Çünkü ben buraya geldiğim zaman kulağımdaki çığlıklarla geldim. Buraya gelirken yolda kulağınızda çığlıklar vardı. İçeride otururken kulağımda çığlıklar vardı. Oturduğum koltuk sallanıyordu. Ama bunu bir tek ben hissediyordum. Hı-hı. Evet o imzayı attıktan sonra Allah-u Teala'ya o sözü verdikten sonra hocama da söyledim. Ayaklarım uyuşmaya başladı dedim. Sanki bir şey akıp gitmeye başladı. Ve onu uyuşukluğunu hissettim. Şu anda içimde inanılmaz derecede bir sevinç var. Tek isteğim bu saatten sonra gerçek ben olabilmek. Çünkü şöyle bir şey var. Küçük çocuktum. Yine onları gördüğüm bir gün elimde çakmak vardı. Elini yakmaz dedi o kıvırcık saçlı. Kıvırcık saçlı ve benim büyük kızım doğuştan aynı onun gibi lüle lüle saçları var. Ve hala benim her yerim yanıktır, her yerim. Kendinizi mi yaktırıyorlardı yani size? Yakmaz diye. Denedik, o günü denedik oyun. Hmm. Ama ondan sonraki hayatımda mesela yemek pişiriyorum. Elim yanıyor, ay ben farkında değilim. Fırından bir şey çıkartıyorum. Bir gün kızım yanımda, ay bu duman nereden çıktı dedi. Elimin derisi yapıştı dedim. Büyük kızım hemşire. Anne kaç kat deri yapışmış, sen acı niye hissetmiyorsun dedi. Ateşe karşı bunu da hep merak etmişimdir. Ateş neden beni yakıyor, acıtmıyor. Doktora gittim, beni psikiyatriye yönlendirdi. Böyle böyle böyle. Altından tam olarak bir şey çıkmadı. Ama bu çocukluktan gelen bir şey. Şimdi ateş varlıkları dediniz, o çok. Bir anda... Parçalar yerine oturuyor. Evet. Ben kolay kolay acı hissetmem. Acı eşiğim, ağrı eşiğim çok yüksektir. Mesela o ateşin iki gece önce kaynayan yarım tencere su elimin üzerine döküldü.
krem bile sürmedim, geçtim, oturdum yani. Anlamadım, hissetmedim. Bu normal mi? Bu normal o değil. O tarafla mı bağlantılı? Yani şöyle, bu şimdi tecrübe boyutunda bir şey olduğu için bugünden sonra gidin kendinizi yakın diyemem. Ama başınıza geldiğinde gözlemlemeniz gerekir. Çünkü o varlıklar daha yüksek frekanslı, 5. boyut varlıklar olduğu için ve fizikselinize temas edebildiği için farklı farklı özellikler vermiş, koruma anlamında veya işte hani zarar vermedikleri belli. Fiziksel bedeninizin verdiği tepkilere müdahale etme anlamında dahil olmuş gibiler. Ama bugünden sonra gözlem yapmak gerekir. Ama doğal bir özelliğiniz de olabilir. Şimdi hani objektif bir şey diyemem ama benim hani tekrar parmak basmam gereken konu şu. Ben ona bir seans bile yapmadım. Hiçbir enerji çalışması kendisi yapmadım. Kendisi karar verdi. Bir karar ediş, vermesini söylediniz. Bir fark ediş yaptı. Aha. Tercih yap dedim. Ama adam gibi bir tercih yap dedim. Mıy mıy değil. Mış gibi değil. Adam gibi bir tercih yap. Eve gideyim yapayım dedi. Niye evi bekliyorsun dedim. Şimdi yapsana dedim. Yüce hocam be, of be, hiç ya ben ilk ay içeride saçına fönlüyor yani. Ben buraya gelirken biliyordum. Evet. Ben buraya gelirken, ben bu programa katılacağımı burasıymış. Bir 15-20 gün önce rüyamda gördüm, bana göre rüya. Yine yorgun kalktım bir sabahın gecesi. Ne gördünüz? Beni mi, Yüce Hoca'yı mı? Neyi gördünüz? Sizleri gördüm. Hatta içeride bir oturduk, dizildik. Hocam bana o sözleri tekrarlattırırken... Ben sabahında anlayamadım. Acı çekmek. Bu ne demek dedim. Hani bu sözler. Ben bir yere gideceğim dedim ve ben size resmimi çekip gönderdiğimde kendi kendime konuşuyorum. Evet tam zamanı dedim. Nasıl olsa dedim geri dönüş olacak. Ya yani o kadar eminsiniz. Eminim ki biliyorum yani. O yüzden bana çok büyük bir sürpriz olmadı. Ama burada yaşanılanları da rüyamda gördüm. Onun şaşkınlığını yaşadım bugün. Bir de öyle şeylerim oluyor mesela, yaşanılacakları görüyorum. Bugün burada yaşayacaklarınızı, buraya çağrılacağınız, burada bunların olacağını gördünüz. Gördüm. Bir kere yine özelden genele hocam bir mesaj verelim. Benzer şeyleri yaşıyorlar. Diyelim varlık teması var. Böyle kendi kendine oturup, ya ben Rabbimle bir protokol yapacağım. O beni kurtarsın, bu bağı koparsın. Ben de gereken sorumluluk neyse alacağım demek kurtarır mı kişileri varlıklardan? Tamam, onu da güzel bir soru sordunuz. Olasılığı söyleyeyim. Şimdi birinci olasılık nedir? Ben bir karanlık varlığım. Tamam, bir karanlık varlığım. Özgür irademle karanlığa hizmet ediyorum, yukarıdayım. Bilir mi hocam? Karanlık karanlık olduğunu bilir tabii, mi ya? Tabii, karanlığa sorduğunda sen ne taraftasın? Ben karanlık taraftayım der. Emin misin? Bak, iyi kötü subjektif bir şey. Doğru yanlış subjektif. Ha, karanlıksa. Işık taraf, karanlık taraf objektif. Saf karanlık. Karanlık, ben karanlığım der ben mi? Ben karanlığa hizmet ediyorum. Çünkü kaynaktan özgür irademle koptum. Ben ya ilahlığa oynuyorum ya ilahlığa oynayanlara kul oldum. Bu teknik bir konu. Tercihini öyle yapıyor özgür iradesiyle. Yani kaynaktan, Rabbimden emir almam. Oradan beslenemiyorum, doğru, ama kendi çözümümü üreteceğim. Işık varlıkların enerjisinden besleneceğim veya farklı yöntemler bulacağım. Ya kendim ilahlığa soyunacağım, üst varlıksam, ya da kendisi ilahlığa soyunan birine veya ekibe dahil olacağım. Oraya hizmet edeceğim. Tamam. Bu karanlık bir taraf, objektif bir kavram. İtiraz da etmiyor yani. Gizem tutmuyor yani bu. Ya öyle, ışık taraf da öyle. Ama doğruyu yanlış, o doğruyu yapıyor ve hep haklı. Ama sorduğumda karanlık tarafım diyor. Ben şimdi karanlık bir varlığım. Yukarıdayım. Üst bir varlığım. Bilincim çok daha yüksek. Şimdi buraya unutarak geliyorum ama buranın frekansı düşük ya. Çok daha sınırlı bir bilince sahibim burada. Buraya geldiğimde. İstediğim kadar havalı şartlarda geleyim. Buranın kurallarına tabiz. Unutuyorsun. Frekansın düşüyor. Bilincin daha tıfıl bir hale geliyor. Velhasıl daha yukarıdayken, bilincin daha yüksekken, algıların daha yüksekken sen özgür iradenle karanlığa hizmet etmeyi tercih ediyorsan ve sonra buraya geliyorsan, burada unutuyorsun ya, burada senin doğalın zaten kaynak, yani kaynaktan geliyorsun. Orijinalin o aslında. Işığa hizmet etmeye başlayabilirsin. İşin gücün namaz da olabilir. İşin gücün gerçekten kalbende hep böyle iyilik de olabilir. Ama bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Sen daha yüksek bir bilinçteyken
karanlığı tercih etmişsin. Daha düşük bir bilinçle, algın daha düşükken ışığı tercih etmişsin. Burada geçmişim ister karanlık ister ışık olsun şimdiden sonra anlaşma yapıyorum dediğinde bu süper bir şey. Süper bir şey. Hani yaptığına artık şerh düşüyorsun. Hey Allah'ım duy sesimi. Artık sadece senin rızanı kazanmak için ışığa hizmet edeceğim diyorsun, imza atıyorsun. Doğru. Ama bu tövbenin daha standart bir tövbeye göre handikapı şu. Daha yüksek bilinçte yapsaydın diyebilir Allah. Yani Allah'ın tek elindekine ben yorum yapamam ama hani akıl yürütüyorum. Tamam. Şimdi daha düşük bilinçte yaptığın hareketi yukarıdan senden beklerdim veya duruşunu biraz daha izlemek istiyorum diyebilir Allah yani. Hani ben şimdi onun adına konuşuyor gibi değil, mantık yürütüyorum. Bence hocam daha düşük bir bilinçte verilmiş daha büyük bir karar daha bile kıymetli değil mi ya? Yani tövbe her zaman kabul olma ihtimali yüksek bir şey. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim diyor Kur'an'da. Hı hı. Ama mantığını siz düşünün yani. Daha bilinçliyken, her şeyi daha iyi biliyorken olup bitenin, daha iyi biliyorken karanlığı tercih ediyorsun. Buraya geliyorsun, unutuyorsun, daha az biliyorsun. Senin doğanda, orijinalinde ışık olduğu için oraya yönlenmişsin. Tamam mı? Onun tövbesini kabul olma oranı bence daha düşük. Ama öyle bir tövbe edersin, öyle bir duruş sergilersin. Her türlü bedeli ödemeye razıyım. Umurumda değil, tırnak içinde diyorum. Allah'ım gönder gelsin. Ben bu duruşu sonuna kadar göstereceğim. Onu kabul eder. Ve belki de 10 tane apoleti birden takar. Yukarıdaki boyutun da değişir. Bütün olasılıklar masada. Ama mekanizmanın benim idrakim ve anlayışım açısından şekli bu. Anladım. Çünkü tam olarak bilemezsin geçmişini. Nereden girmişsin, çıkmışsın, ne anlaşmalar yapıp gelmişsin. Belki şöyle bir anlaşma yapmışsın. Ben karanlık tarafa hizmet ediyorum. Gideceğim, cici kızı oynayacağım. Işık tarafa hizmet ediyor gibi yapacağım. Gizliden gizli yanlış öğretileri yayacağım. Ne kadar karanlık bir anlaşma değil mi? Allah'ım sen koru. Ne kadar karanlık bir. Bilinçli olarak ışığı oynayacağım. Herkesi kendime çekeceğim. Bozulmuş öğretileri dağıtacağım etrafa. Ne kadar karanlık bir proje değil mi? Bence var. Etrafta var böyle şeyler. Olmaz mı? Neler var. Vardır? Hepsi var. Ama o bile aklı başına gelip çünkü Allah kalplerdeki olanı görüyor. Peki o biliyor mu ya? Şimdi aydınlığa hizmet ettiğini düşünüyor ya. Ha? Üst boyutta karanlık anlaşma yaptı. Ha? Burada aydınlığa hizmet ediyor evet. Görünüyor. Kendini aydınlık biliyor, mı sanıyor? Kimisi biliyor, kimisi farkında değil. Ama farkında olmadığında yukarıda yaptığı anlaşma fes olmuyor. Çünkü orada o niyetle gelmiş. Planı uyguluyor. Ha? Ama işte şimdi diyoruz ya hani olur mu böyle yaparsak olur mu diye soruyorsunuz ya. En azından bunu yapmak lazım. Aklım başıma geldi. Böyle bir düzen var. Ama ben geçmişimi hatırlamıyorum. O zaman diyorum ki geçmişimde hani ne kadar yok canım bende yoktur desem de hey Allah'ım içimdekini biliyorsun. Samimi olarak varsa bütün anlaşmaları yırtıyorum atıyorum. Karanlık taraf bana işte gününü gösterecek olsa bile yaptığım anlaşmalarda işte beni ne bileyim çarmıha gelecek olsa bile umurumda değil. Ben bundan sonra ışığa hizmet edeceğim. Allah'ın rızasını kazanmak için uğraşacağım. Sonucu ne olursa olsun adam gibi tövbe ettin yani adam gibi tövbe ettin. Nereye imza atıyorum fark etmez. Dedin o fark yaratır. O fark yaratır. Samimiyet. Fark yaratmayan şey mış gibi yapmak. Mış gibi. Orayı da idare edeyim burayı da. Böyle de bir olasılık varsa ona da bir küçük imza atayım. Tabii dünya menfaatlerim de şöyle aslında ya işlerim de tıkırında evet. Şimdi çok evet. Da bozulmasın ama evet. Falan filan evet. Sağ. Yani. Yok hayır. Of. Bu konuda kararlıyım. Başım döndü. Yani biz özelden genele geçtik. Tabii belki ki biraz daha hakkınıza girdik bilmiyorum aynen. Ama o kadar değerli bir konu ki. O kadar herkesi ilgilendiren bir konu ki. Kesinlikle. Size maddeler halinde bir şey ezberletmişler ya. Evet. Onların ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Onların ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama büyüdükçe gece şimdi tabii artık anlıyorum ki astral seyahat yapıyormuşum. Sürekli dualar ezberletildi. Sürekli. Koluma iki kişi giriyordu. Yüzleri kapalı, üstleri örtü var.
İki tane gökdelen hiç unutmuyorum. Nefesim gidiyordu etrafta. Yasin suresini o şekilde ezberledim ki benim ailem... Aslında seyahatlerinizde mi ezberlettiler yani? Evet. Hani normal bir aileydik öyle. Ayetel Kürsi. Bildiğim o kadar çok dua var ki. Ve bazen kendi kendime diyorum, ben bunları ne ara ezberledim diyorum, nasıl peki ezberledim? Peki o varlıklar mı yoksa asal seyahatler? İşte o varlıkların mi, bir iyi tarafı. Mi? Evet onlar ışık, onlar net olarak hissediyor. Ben aslında iki tarafın ortasındaymışım hep. Hani biri bir tarafa çekmiş, biri bir tarafa çekmiş. Çok zararım da dokundu. Ama mesela hiç bilmediğim bir aileyi manevi anlamda destek de oldum. Ha bu çok enteresan. Evet. Amerika'da bir aslında Amerika'da bir aileyle mi tanışıyorsunuz? Biriyle hayır, mi hayır. tanışıyorsunuz? Bir anlatır mısınız onu? Bir gece gene bir amca ve bir teyzeyi görüyorum. Asla seyahatte misiniz? Evet. Ama şimdiki zaman değil. 1800 kostümlerden, kıyafetlerden 1800'lü yıllar. Tamam. Teyze tıpkı benim büyük kızıma benziyor. Onun da saçları lüle lüle. Böyle kostüm, amca zayıf. Tahta iskemlede oturuyor. Soy isimlerini söylüyorlar. Bizi bul. Diyorum ki nasıl bulacağım? Uyanıyorum. Kim bunlar, kim bunlar? Sen bizdensin bu arada gene. Sen bizdensin, bizi bul. Annemlere soruyorum, herkese soruyorum. Hayır, o soy isimde biri yok. Tanıdığımız kimse yok. Birkaç gece sonra yeniden. Gene bilemiyorum. Bir gün Topkapı istikametinde mezarlığın önünden geçiyorum. Hemen akabinde bir hafta, 10 gün sonra. Böyle dışarıya bakarken o aile kabristanının önünden geçtim. Allah'ım dedim bunlar onlar. Ertesi günü giyindim gittim. Girdim. Nasıl yıkık bir mezar. 3 kişi yatıyor. 2 kadın bir erkek. En yenisi 1981'de ölmüş. Varın siz kalanlarını 42 düşünün. 42 sene olmuş. Doğduğum sene. Şimdi güzel temizlemeye çalıştım. Yıkıldı yıkılacak. Siz dedim benden ne istiyorsunuz? Neden benim rüyama giriyorsunuz? Bayağı konuştum. Tam kalktım, bekçi arkamdan seslendi. Döndüm baktım, sen dedi nesi oluyorsun? E ne diyeceğim? Akrabalarıyım dedim. Oh dedi çok güzel dedi, bak kızım dedi. Oğulları vardı dedi, Amerika'daydı dedi. Orada yaşıyor. Düzenli dedi, para gönderiyordu. Madem dedi akrabasısın dedi. Bir 8 ay kadardır dedi, hiçbir haber yok. O zaman dedi haber ver, mezarlık yıkılıyor. Tamam dedim. Allah'ım ben nasıl ulaşacağım? İsim bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Bu sefer ben başladım onlara yoğunlaşmaya. Her yoğunlaşıyorum. Etrafımdakilerden de yardım istiyorum. Aradan gene bir zaman geçti, 2-2,5 ay kadar. Aynı istikamette gidiyorum, bir baktım. Mezarlık yenilenmiş. Mezarlık parılıyor. Hemen ertesi günü yeniden. Bir baktım ki pırıl pırıl. Gene bekçi beni gördü. Kızım dedi Allah senden razı olsun. Oğulları dedi Amerika'daydı. Ağır bir hastalığa yakalanmış. Hastanedeymiş. Ama Türkiye'den aradığını söyleyen, mezarlığı ziyarete geldiğini söyleyen kadın dedi ona haber vermiş dedi. Mezarın durumunu anlatmış. Bana ulaşmasını söylemiş. Adam da dedi beni dedi aradı dedi. Bak yaptırdık mezarlığı dedi. Gittim. Dedim ki hakkınızı helal edin. Ben de size hakkımı helal ettim. Tamam dedim artık rahat yatın. Mesela herkes benden biliyor ama fiili olarak ben kimseyi aramadım. Sonra iletişime geçtiniz mi? Hayır. Ama ben Gürkey ailesini birkaç gece sonra kendim evlerine konuk oldum. Aslar olarak mı? Tabii. Yani çok güzel bir şekilde... Bir arada, ay kıyamam böyle o teyze, o kadar tatlı bir kadındı ki. Kızım, büyük kızım o zaman dünyada yoktu. Doğduğu zaman saçları tıpkı o teyzeninki gibi lüle lüle. İşte bir o varlık, bir o teyze, bir benim büyük kızım.
saçları... Çok enteresan. Yani astral olarak gittiniz o zaman, o mesajı ilettiniz. Evet. Ona da yoğunlaştınız. Mezar da gerçekten yapıldı. Sizi gerçek hayatta konuşturmak lazım. Çünkü bunlar hocam yaşanılan şeylerin delilleri. Yani hani astral olarak tanışan ülkeler arası, kıtalar arası iki insan, bir olay, muazzam bir olay değil mi bu? Ulaşamayacağım diye ödüm koptu. Ha, biz çünkü ulaşalım. Ben onları, onlar benim ahiretteki manevi ailem. Bakın dua ederken unutmadığım insanlar asla. Bazen kendi kendime konuşuyorum. Ay diyorum, ne yapıyorsunuz acaba, iyi misiniz? Yani enteresan bir şekilde onlara ulaşabildiğimi hissediyorum. Ama onlar da sen bizdensin dedi. Oysa ki bizim soy ağacımıza baktım, soy isimlerine baktım. Yok öyle bir soy isimde. Bu arada akrabamız benim hissettiğim yok. Sen bizdensin cümlesi iki kez geçti sizin hikayelerinizde. Hı-hı. Ama bu başka bir sen bizdensin. O varlıkların hani sen bizdensin demesi başka bir hikaye. Evet. Bu normal ruh ailesi gibi düşün. Hı-hı. Ruh ailesi gibi düşün. Ve hani güzel bir şey oluyor burada. Hani olmuş yani. Bu ruhani boyutta etkileşime çok önceden girmiş ruhların buradaki çekim alanının sonucu, ama payına düşeni yaparak orada bir şey var yani. Temaşa var ve fiziksel düzlemde dediğiniz gibi bir sonuç var. Mümkün değil, olmayacak bir şey sonuç buluyor. Müsaade eder misiniz? O ismi arkadaşlarıma verin çıkışta. Yani biz bulalım bu tabii, aileyi. Tabii, tabii. Soralım hocam. Tabii. Yani iknayım ama hani seyircilere ispat anlamında siz araştırın. Ben ha. Yani evet. bu benim görevim diye de düşünüyorum. Tabii burada ki. Çünkü bir iddia ortaya atılıyor. Ben yoksa bir yayıncıyım. Kendim oğluyla görüşmedim. Yani görevim gerçekten evet. Öyle bir şey yani var uzun mı? Yıllar gerçek orası atıl kalıyor. Ölü bir yer. Kendinden yani, ay, yani o mezar çok dökülen bir yer. Evet, bu enstantane yaşanıyor ve hemen akabinde pırıl pırıl yapıyor evet, falan. Evet, çok güzel. Böyle bir hani olasılık yok yani. Ya ben bunu şey olduğuna inanıyorum. Hani yüce Allah sistem hani delillerini böyle bırakıyor ki hani bilen bilme ya inanma herkes aşikar olsun diye böyle olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bakacağım arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde bulursam davet edeceğim, siz de geleceksiniz. Tamam. Ay çok sevinirim. Asal boyutta buluşmuşsunuz. Anlatmak evet, ben onları zamanda çok seviyorum. Sizi evet. Burada buluştursa vallahi yayıncılık tarihinde de bir olay yaparız yani hocam. Yok şey. Ben görüyorum olayı ama hani siz olacak ispatı mı? Hayır. Yani ha. O etkileşimi ve bağı görüyorum. Ha, gerçek yani. Sizin sonraki çalışmanızın sonucunu görmüyorum. Ama o bağı görüyorum yani, o etkileşimi. Bulun çıkarın, getirin işte. Tamam ya, bu da bizim vazifemiz olsun. Ben veririm. Siz boyutlar arasında neler olduğunu görüyorsunuz. Ben dünyada öyle bir aile var mı? Gerçekten öyle bir bağlantı kuruldu mu? Onların bundan haberi var mı? Biz de o kısmına bakalım. Atatürk'ü peki bir astral seyahatinizde mi gördünüz? Astral seyahatte gördüm. Bir evliyanın kabrine girdik. Kiminle? Atatürk'le mi girdiniz? Hayır, o benden önce girmiş zaten. Kim, ben, hangi evliya hatırlıyor Mehmet musunuz? Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. Kendisine inanılmaz saygım vardır. Bundan 1,5-2 sene kadar önce sürekli, yani İstanbul'da pek çok evliya var. Onunla bir bağlantım var. Onu çözeceğim Allah'ın izniyle. Sürekli böyle obsesif bir şekilde onunla yatıp onunla kalkıyorum. Girdim. Ama astral seyahatte. Astral seyahatte. Kendisini de gördüm. İnci gibi dişleri var. Ve kızıl. Böyle koyu kızıl saçı, sakalı. Neyse. Kapısından içeriye girememiştim. Beni sıraya koydular. Bekle dediler. İşte savaş, Gazze Savaşı başlamadan bir hafta kadar önce bir gece giriyorum artık içeriye. Atatürk bağdaş kurmuş. Yerde oturuyor. Arkada bir sandık. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de orada mı? O gelecekmiş. Gelecek, onun mekanı. Onun, yani biz İçeriye davet edildim. Ben davet edildim. Atatürk içeride zaten bağdaş kurmuş oturuyor. Evet. Cübbeli sarıklı, böyle çok eski zamandan kalma Arap. İki tane böyle şeyh kılıklı. Birileri gelmeye başladı. Onlar da cübbeli sarıklı. Ben Mehmet Emin Tokadi Hazretleri geliyor diye heyecandan Atatürk'ün yanına oturmuştum.
Ayağa kalkınca kolumdan tuttu. Sen otur çocuk, henüz bizi ilgilendirmiyor dedi. Oturdum. Atatürk arkadaki sandığın kapağını açmasıyla bir ışık yukarıya vurdu. Bu tarafta da bombalar patlamaya başladı, o Arapların olduğu yerde. Ses. Kendime geldim. Allah Allah dedim, ben neden bu şekilde gördüm? Sandıktaki ışık ne demek? Bombaların patlaması ne demek? Yani bir hafta sürmedi, çok üzücü bir şekilde Gazze'deki savaş başladı. Yani tek tek o kurşun seslerini işittim. Ama bakamadım, o tarafa bakamadım. Gitmiş mi hasar olarak ya, hocam? Ne düşündünüz, ne gördünüz? Ya hep böyle olumlu, yani hayali bir şey yok yani. Böyle şimdi anlatırken parça parça onay istiyorum. Ve her seferinde de onay aldım yani. Öne arkası, mahiyeti, amacı nedir yaşanılan tecrübenin? Onu bilemiyorum. Ama gerçek tecrübe yaşamış gibi duruyor yani. Mesela evimde bir dönem bir dede vardı. Koltukta, salondaki baş koltukta oturuyor. Simsiyah giyinmiş, elinde bastonu. Artık salona giriyorum, çıkıyorum. Dede orada oturuyor. Ben dedeye alışmışım. Bir şey soruyorum. Sonra bir gün siyah, onun oturduğu yerin önünde siyah bir taş bulmuştum mesela. Taş gösterdiğimde akik taşı, peygamber taşı derler buna dedi. Hani bu güzel bir taştır. Hı-hı. Ama ben öyle bir taş almadım. Dede gitti, taş kaldı. Aa, dede taşı dede getirdi yani. Siz... Ona inanıyorum. Yani bakmanızı da rica ediyorum. Ya hocam burada enteresan, bak şey, metafizik açısından bir olay var. Fiziki tezahür ettirebiliyor varlıklarla ya da değil. Yani bu önemli şey değil mi? Az rastlanılan bir şey değil mi? Hele ki başka bir alemden maddi bir delil geldiyse... Müthiş. Peki bunu isteyince, aslında seyahatler isteyince mi oluyor? Önce hayır, hayır. Yani bu gece gideyim Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine falan. Şey öyle değil. Öyle bir şey yok. İstem dışı oluyor. O istem dışı. Uykuda mı oluyor? Uykuda. Ya yani uyku ve uyanıklık arasında. Mesela... O taş sizde mi? O taş kayboldu. O taş kayboldu. Ve o taş kaybolmaması gereken bir yerden kayboldu. Bir yere taş... koydunuz, sonra baktınız bu defa da yok. Yok. Başkası şahitlik etti mi onun varlığına peki? Varken? Yani eşim biliyordu. Hı. O ona göstermiştim. Ben hani inanmadığımdan değil, seyirci bunu soracağı için. Tabii, tabii yok, yok var mı? Bunu yok. Soruyoruz. Eşime göstermiştim. Tamam, bu yeterli ama mesela. Benim yani. Etrafımdaki herkes sana öyle geliyor. Diyor. O yüzden kimseye ifade edemedim ama kendimi. Ama olur mu canım, kızlarınız diyormuş ya, siz kız mısınız? Onlar çok küçüklerdi o zaman. Yatağa sallama anne falan filan. Korkar mısınız annenizden? Normal geliyor bunlar ya. Onlar normal da alıştı ya. Artık. Tırnakları kırlansam mısın? Evet. Benim. Onlar da evet. Ya ben tabii. Anlattım. Az önce gene konuştuk. Dedim kesmek istemiyorum. Hani yaz geliyor. Anlaşalım seninle baştan. Uzatmaya başlayayım ben. Öyle anlaşarak uzattım bu sefer. Şimdi bu niye önemli? Ben tabii genç bir kız çıkartmayacağım ekrana. Ya hoş, burada yüz kızartıcı da bir şey yok. Lakin şununla dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yüce Hocam zaten başka bir boyuttan bakıyor. Ben de neye bakıyorum hocam? Ya gerçekten o meslekte mi? Hikaye tutuyor mu? Gerçekten bahsedilen kız çocuğu var mı? Seyirciyi temsil ediyorsunuz. Evet. Yani anladınız mı? Ben de hep bu gözle bakıyorum. Benim de bir mesuliyetim var. Yani burada bütün kalbiyle burada bir İlkay'ım. Ama gazeteci İlkay olarak da bir sorumluluğum var. Size karşı da. O yüzden hikayenin bu taraflarındayım. Bir taraftan. En azından bir sesin girsin. Bak, kız dedi burada, eşiyle ben içeride görüştüm falan. Bunlar bizim için önemli detaylar. Teşekkür ederim size. Bir saat nasıl geçti anlamadım. Yani rica nasıl ederim. Geçti anlamadım. İzleyicim için de su gibi. Gene çağıracağız gibi geliyor. Öyle yani, mi? Yani siz delil bulacaksınız. Söylemiştim. Onda bir sürü gelişmeler olacak. Söylemiştim. Neyi söylemiştiniz? Etrafımdaki herkesi, ben o programı ikinciye zaten gideceğim İkinciye. Dedim. Ay ben şoktayım ve bu konuşulmadı arkadaşlar. Ben Amerika'daki o aileyi bulayım. Ben bugün biraz da geç
girdim ve hiç kimseyle merhabalaşma şansım olmadı. Herkesle stüdyoda konuşuyorum. Hazırlanayım, bekletmeyeyim diye böyle bir kendi kendime telaşeye düştüm. Neler olmuş? O yüzden burada konuşuluyor bunlar ve siz ikinci geleceğinizi bile biliyordunuz. Sizler bilemezsiniz. Ben evde kızlarıma çıkmadan önce, kızıma söyledim. Diğer büyük kızım Kıbrıs'ta yaşıyor. O telefonda, anneciğim merak etme ben oraya ikinci kez katılacağım zaten dedim. Ya şu an yani ben mutluluktan çıldırırım. Siz burada iddia etmişsiniz. Asla seyahatle bir aileyle görüştüğünüzü, mezarını yaptırdığınızı falan. Evet, bu ruhsal planda olabilecek şeyler, hikayeler. Ama bu dünyada ben bunu delil ispatlayabilirsem izleyicilerin önünde mutlu olurum. Çok mutlu olurum yani hocam. İspatı çok keşke kolay. Keşke mutlu olun İlkay Hanım. Hep beraber mutlu olmanızı isteriz. Tamam yani. Herkes benim mutluluğumu istiyorsa. Sonuç olarak ben de şöyle manevi ahiret ailem diyorum kendilerine. En azından ben de mutlu olurum böyle bir şey ortaya çıkarsa. Ay kim olmaz? Siz de mutlu olursunuz eminim. Canım takipçilerimiz. Onlar da mutlu olurlar. Tamam. İlkay sözü diye bir şey var. İlkay sözü olsun. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Böyle bir yayını yaptığınız için ben teşekkür ederim. İkiniz de benim için çok değerli insanlarsınız. Sarılacağım size, bitsin. Benim için de anlatmak zamanı diyorsanız aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarasına gözlerinizin net göründüğü bir fotoğrafınızla ve hikayenizi yazarak lütfen ulaşın. Aynı zamanda mail adresimizi de, ben hiç maillerine bakmayan biri olduğum için mail adresi de böyle ikinci bir iletişim aracı gibi. Aynı zamanda mail adresinizi diyorum ama siz mail yazıyorsanız mail adresimize de fotoğrafınızla birlikte yazabilirsiniz. Buyurun gelin, anlatmak zamanı. Arkadaşlar 3-4-5 Mayıs'ta Uyanış Festivali Etiler Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Geçen sene yapmıştık, çok güzel olmuştu. Bu sene de devam ediyoruz. 4 Mayıs günü Uyanış Festivali'nde bir konuyla tekrar birlikte olacağım. Harika bir organizasyonla Uyanış Festivali'nde 5 Mayıs ben de varım. 3-4-5 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Etiler'de yapılacak olan Uyanış Festivali'nde bu yıl ben de varım. Allah nasip ederse 4 Mayıs'ta Uyanış Fest'te olacağım. Bu davete icabet etmek, semavattan arzu olan bütün gönüllerin aslında uyanışına vesile olmak için çabaladığımız bir sürecin en önemli ayaklarından bir tanesi. Ben 3 Mayıs'ta Uyanış Festivali Mustafa Kemal Kültür Merkezi Etiler'deyim. Harika bir konuşma hazırlıyorum sizler için ve sorularınızı yanıtlayacağım. And I'm extremely excited to say that I am coming to Turkey. Bütün detaylar uyanışfest.com'da. Çocuk yaşta sizi başlık parası karşılığı evlendiriyor. 17 yaşındayken ikiz bebeklere hamile kalıyorsunuz ve onları kaybediyorsunuz karnınızda. Tekrar çocuk doğuracağım diyorum. Yani annelik sevgisi çok ağır basıyor orada ya. Orada rahminizi hissediyorsunuz zaten. Çünkü zaten buradaki görevim o sevgiyi yansıtmak ve iletmek zaten. Bingo. Bingo. Bu konuşma geçti mi aranızda? Hayır, geçmedi. Yücel Hoca biliyor. İlk defa da burada itiraf ediyorum. Ailemden hiç kimse böyle olduğumu bilmiyor. Peki size sorsam, o kız çocuğu kim diye sorsam? İsterseniz kim olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki. Söyleyin. Ben söylemek istemiyorum ama. O kız çocuğu kendinizsiniz. Bunu biliyorum.